Piyasa ekranından merhaba efendim, ben Melda Yücelkoca. Hemen haber başlıklarına bakalım, ayrıntıları bağlantılarla sizlere mercek tutarak aktaracağız. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, Türk iş insanlarına Amerikan Hazine Bakanlığı tarafından gönderilen mektubu değerlendirdi. Nebati, mektubun bir endişe yaratması anlamsız dedi. Nebati sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Türkiye ekonomisinin tüm aktörlerinin serbest piyasa ekonomisi ilkelerine bağlı olduğunu ve küresel ticarette daha fazla pay sahibi olmaya çalıştığını söyledi. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti bu yolda iş dünyasının yanındadır ifadelerini kullanan Bakan Nebati, Türk iş dünyası gerek iş ahlakı gerekse hızlı çözüm üretme yeteneği ve esnekliğiyle nice başarılara imza attı ve atmaya da devam edecek dedi. Hazine ve Maliye Bakanı, Türk iş dünyası örgütlerine iletilen mektubun iş çevrelerimizde bir endişe yaratması anlamsızdır diye konuştu. Bankacılık sektörü diyelim, değerlendirmelere bakalım. Faiz oranı çözüme etki etmiyor diyor. Kim? Aktaralım. İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, bankanın 98. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle bir açıklama yaptı. Aran, gündemdeki ekonomik konulara değindi. İş Bankası Genel Müdürü Aran, yaptığı yazılı açıklamada, dünyadaki ekonomik sorunların artık hiçbir ülkenin tek başına çözebileceği noktada olmadığını söyledi. Küresel açıdan böyle bir konjonktür varken, ülkemizde enflasyon %80'e dayanmışken, faizin %13-15 olmasının sorunun çözümüne bir etki etmeyeceğini, o aşamaları geçtiğimizi düşünüyorum diyen Aran, sorunların çözümü için Merkez Bankası faizi indirsin, yükseltsin noktasının çok ötesindeyiz yorumunu yaptı. Aran, şirketlerin yüksek karlılık rakamlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede, şirketlerin gerçek performansına elde edilen bu sonuçların nasıl oluştuğuna iyi bakılması gerek. Yüksek enflasyon nedeniyle gelirler olduğundan iyi, giderlerse olduğundan az görünüyor dedi. Şimdi tahıl koridorunda son duruma bakalım. Karadeniz'de tahıl koridoru geçtiğimiz ay devreye alınmıştı. Un sanayicileri koridorun piyasayı rahatlattığını söylüyor. Uluslararası Un Sanayicileri ve Hububatçılar Birliği Avrasya Başkanı Doktor Eren Günhan Ulusoy tahıl koridorunun piyasaya etkilerini değerlendirdi. Dünyada bu yıl üretim-tüketim dengesinde 10 milyon tonluk bir açığın söz konusu olduğunu belirten Ulusoy, bu anlamda tahıl koridoru piyasaları rahatlattı. Gıda kriziyle ilgili olumsuz beklentileri olumluya çevirme anlamında rahatlatıcı etki oluştu dedi. Anlaşmanın sadece gündemde olması bile fiyatlarda geri çekilmeye yol açtı ifadelerini kullanan Ulusoy, koridorun aktif bir şekilde çalışması gelecek senenin üretimine sağlayacağı fayda açısından değerli yorumunu yaptı. Doğrudan otomotive bakalım, hava koşullarının etkisiyle aktaralım. İstanbul'da dün etkisini gösteren sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi efendim. Bazı bölgelerde yollar göle döndü. Su seviyesinin yükseldiği yerlerdeki araçlarda ağır hasar tehdidi altında kaldı. Bir sel masrafının en düşük tamir bedeli ise 50 bin lira. Otomobillerin sel zararı on binlerce lirayı aşıyor. İstanbul'da etkisini gösteren sağanak yağış birçok ilçede olumsuzluk yaşanmasına neden oldu. Özellikle yağıştan çok etkilenen Esenyurt'ta yollar adeta göle döndü. Su seviyesinin yükseldiği sokaklardaki araçlar ağır hasar tehdidiyle karşı karşıya. En az 50 bin arabasına göre değişiyor. Şöyle bir aracın yine 200 bin 300 bin arası bir masrafı oluyor. Bir sel hasarından. Motorun gitmesi yeterli. Motor bir de arabanın vites kol seviyesine gelirse su zaten pert. Kasko karşılar ama kasko da aracın yarı bedelini geçtiği zaman pert oluyor. En son yaptığımız araç 65 bin TL masraf yaptık. Panjur seviyesine gelmişti yani far, ön farlara kadar. Komple selde kaldığı zaman 100 binden aşağı çıkmaz en kötü bir aracın masrafı. Yoğun yağışlı günlerde trafikte köprü altı, tünel gibi yerlerde araçlar yoğun suya maruz kalabiliyor. Bu durumda araçlar selden aldığı hasarla kullanılamaz hale gelebilir. Aracın suda kaldığı sel boyutuna göre değişir. Aracın su neresine kadar gelmiş? Önemli olan bu. Dikiz aynası bölümüne kadar suda kaldıysa kesinlikle motorda su almıştır. Yağmurlu günlerde dışarıya çıkmamalarını mecbur kalmadıkları sürece
dışarı çıkmamalarını tavsiye ederim. Ve köprü altlarında özellikle su birikintisi daha çok. O gibi durumlarda yani kesinlikle araçlarını sağa çekip stop etmeleri gerekiyor. Dün detaylarını NTV paylaşmıştı efendim özel haberiyle. Dar gelirli 6 milyona yakın vatandaşın 30 milyar lira tutarındaki borçlarının tasfiye edileceği haberini önceki günde gündem olmuştu. Dün de detayları paylaşmıştık. Şimdi düzenlemeye ilişkin yeni detaylar var. Ayrıntıları NTV Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen'den alacağız telefon hattımızda. Ahmet, ne kadarlık bir süre dilimi içerisindekileri kapsıyor bu uygulama, bu adım? Tüm ayrıntılar sende. Melda, şimdi aslında paketin içeriğine yönelik kapsamlı bilgiyi önceki haberlerimizde paylaştık ve o haberlerde vurguladığımız bir nokta vardı. Şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden yasa olarak çıkacak bir düzenleme bu. Yasal düzenleme yapılması gerekiyor. Onun için önümüzdeki ay boyunca da konuşacağımız bir konu olacak bu. Ama şu ana kadar ilk ortaya çıkan ayrıntılarla da aslında belirlenen bazı konular var. Birincisi şunu söyleyelim, biz 6 milyon ailenin bu düzenlemeden faydalanacağını ifade ettik haberlerimizde. Yeni bir bilgi olarak bu 6 milyon ailenin toplamda 9 milyona yakın icra dosyası bu düzenleme kapsamına girecek. Yani buradan şunu da anlayabiliyoruz. Bazı ailelerin birden çok icra dosyası bu düzenlemeden yararlanacak gibi görünüyor. Tekrar edelim, bir yeni unsur, yeni bilgi olarak. Evet, 6 milyon aile faydalanacak ama toplamda 9 milyon civarında bir icra dosyası bu düzenlemenin kapsamında olacak. Şimdi yine bu düzenlemeden yararlanabilmek için borcun icra işleminin başlamış olması şartı aranacak. Yani borcu olan ama icra işlemi başlamayanlar düzenleme kapsamında olmayacak. Yine bizim edindiğimiz bilgilere göre 15 Ağustos bu konudaki sınır tarih olarak planlanıyor. Yani 15 Ağustos 2022 tarihine kadar icra işlemi başlatılan borçlar, dosyalar bu düzenlemenin kapsamında olacak. Şu ana kadar ortaya çıkmış yeni unsurlar, yeni bilgiler olarak bunu paylaşabiliriz izleyicilerimizle. 18 Temmuz'dan itibaren başlayan bir süreçti bu hazırlıkların. Önce Adalet ve Hazine Maliye Bakanlıkları çalışmaya başlamıştı. Sonrasında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı da bu düzenlemeyle ilgili çalışmalara dahil oldu. 17 Ağustos'ta bakanlar düzeyinde bir toplantı yapılıp nihai hale getirildi paket ve sonrasında kabinede de değerlendirilerek içeriğini paylaştığımız noktaya geldi. 6 milyon aile, 5 milyon ailenin 2000 liraya kadar olan özellikle elektrik, su, telefon, doğalgaz faturalarından kaynaklı icraya düşmüş borçları ve varlık yönetim şirketlerine devredilmiş yaklaşık 1 milyon aileyi ilgilendiren 2500 liraya kadar olan borçları kapsayan bir paket. 9 milyona yakın dosya bu kapsamda olacak ve tekrar edelim bu yeni bilgiyi de. 15 Ağustos 2022 itibariyle icra işlemleri başlatılmış dosyalar bu düzenlemenin kapsamında olacak. TV Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen aktardı. Amerikan ekonomisinden gelen her sinyal önemli efendim. Amerikan ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde %0,6'lık küçülmeyle beklentilerin altında daraldı. Bu rakam ekonomideki ılımlı seyre işaret etti. Amerika Birleşik Devletleri'nin Nisan-Haziran dönemine ilişkin revize edilmiş gayri safi yurt içi hasıla verilerini yayımladı. Buna göre ABD ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde %0,6'lık daralma kaydetti. Piyasa beklentisi ülke ekonomisinin %0,8 oranında küçülmesi yönündeydi. Verinin yukarı yönlü hareketinin sebebi olarak tüketici harcamalarındaki güçlenme gösterildi. Amerikan ekonomisi yılın ilk çeyreğinde %1,6 küçülmüştü.
hemen yorum alalım. Çünkü gözler bu hafta Amerika'daki Jackson Hole toplantısındaydı. Toplantı dün başladı. Bugün Fed Başkanı Jerome Powell konuşacak. Ne diyecek? Powell'ın vereceği mesajlar önemli. Vakıf Yatırım Menkul Değerler Yatırım Danışmanlığı Direktörü Altan Aydın'la konuşacağız. Powell ne der? Biz neyi fiyatlıyoruz diye. Merhaba NTV Piyasa Ekranı'na hoş geldiniz Altan Bey. Merhabalar, iyi yayınlar. Teşekkürler. Haftanın başından beri Jackson Hole diyoruz, Powell diyoruz ve geldik saatler kaldı. Bu noktada Powell ne mesajlar verir? Piyasada beklentiler ne yönde? İçeride 18-17'leri görüyoruz. Dolar TL'de 18-20'ler görüldü. 2022'nin en yüksek seviyesiydi aslında. BIST'te de rekor tazeleniyor. Biz nasıl bekliyoruz? Dünya nasıl bekliyor Powell'ı? Aslında çok fazla beklenti var. Benim düşüncem Powell'ın bugün bu beklentileri çok fazla karşılayamayacağı yönünde. Hafta başından bu yana birçok Fed üyesinden açıklamalar gördük. Ekonomik verileri takip ettik. Dolayısıyla bugün Türkiye saatiyle 17'de başlayacak olan konuşmaya yönelik çok ciddi bir beklenti doğdu. Bence Powell bugün konuşmasında aslında piyasanın beklediği kadar belki para politikasıyla ilgili bir yönlendirme yapmayabilir. Mevcut durumda aslında Jackson Hole toplantıları, bu sempozyumlar her yıl Fed'in önemli mesajlar paylaştığı toplantılar olarak ön plana çıkıyor. O yüzden de aslında çok ciddi bir beklenti doğdu. Bundan 2 sene önce enflasyonla ilgili önemli bir açıklama yapmışlardı. Dolayısıyla yine bu toplantıda acaba Fed'in para politikasına ilişkin ciddi bir yönlendirme yapıp yapmayacağı merak ediliyor. Fed üyeleri bu hafta boyunca çok sıkılaştırıcı ve agresif aslında, hem enflasyonu kontrol altına alabilmek adına hem de ekonominin gidişatının biraz daha iyi görülmesi sebebiyle daha agresif faiz artımına devam edeceği yönünde açıklamalarda bulundular. Bu tabii Amerika'da risk algısını biraz bozdu. Tabii Powell'a yönelik beklentileri de arttırdı. Ancak benim görüşüm bu hafta Powell'a yönelik bu beklentilerin, piyasa açısından bu beklentilerin biraz boşa çıkabileceği yönünde. Mevcut gündem maddelerine baktığınız zaman belki Powell bu konuya piyasanın beklediği kadar değinmeyebilir. Eylül sonu Fed toplantısına kadar halen takip edeceğimiz veriler var. Bu verilerle beraber Fed'in karar vereceğini düşünüyoruz ama piyasa beklentileri şu aşamada Fed'e yönelik, en azından Eylül ayındaki toplantıya yönelik faiz artırımları beklentileri biraz daha artmış durumda. Bu da piyasa beklentilerini biraz bozuyor, fiyatlamaları biraz bozuyor. Risk algısını bozmuş durumda. Bu hafta yine hisse endeksleri aşağıya geldi, tahvil faizleri yukarıda işlem görüyor. Ancak ben Powell'ın konuşmasından sonra kısa sürebilecek bir relief hareketi diyebilirim. Yani bir rahatlama hareketi görebileceğimizi düşünüyorum açıkçası. Bu içeriye de pozitif yansıyacaktır ama bunu geçici bekliyorum. Özellikle Eylül ayından sonra yurt dışında piyasaların yeniden bozulabileceği kanaatindeyim. Eylül-Ekim Kasım aylarında hem Avrupa'daki enerji krizi hem de önümüzdeki dönem ekonomiye ilişkin beklentiler biraz daha bozulmuş durumda. Bu illaki riskli varlıklar açısından negatif fiyatlanacaktır. Evet. Özetle Powell'ın bu açıklamaları sonrasında bir rahatlama hareketi beklerim ama önümüzdeki 3 ay boyunca da piyasalar açısından çok olumlu beklentilerim yok açıkçası. Hafta sonuna rahat gideriz ama diyorsunuz orta ve uzun vadede pek rahat gözükmüyor hava. Şimdi borsada baktığımızda hava güzel borsaya bakınca. 3188'de TL bazındaki rekorunu tazeledi hatta bugün. Özellikle bankacılık endeksi BIST 100'ü sırtlıyor diyebiliriz. Bu anlamda bu devam eder mi bankacılık sektörüne baktığımızda, endeksine baktığımızda ve neyi fiyatlıyor borsa? Hani bu coşku ne kadar sürer? Dediğiniz gibi bankacılık endeksi sırtladı. Endeks son bir ayda %25 getirirken bankacılık %50'nin üzerinde getiri sağladı. Aslında bunun belli sebepleri var. Özellikle ikinci çeyrek bilançoları sonrasında biz bankalara oluşan ilginin çok çok az olduğunu bittiği defalarca dile getirmiştik. Çok ciddi bir karlılık açıkladı bankacılık sektörü ikinci çeyrekte. Üçüncü çeyrekte bundan daha iyi bir karlılık beklediğimizi de dile getirmiştik. Ancak bu hareketin tetikleyicisi, belki fitili ateşleyen son kredi düzenlemeleri oldu. Bu öncelikle aslında bankaların uzun vadede kredi mevduat makasındaki daralma ve mevcut kredi hacminin biraz daha daralabileceği ve kredi faizlerinin geri gelebileceği düşüncesiyle aslında negatif bir algıyla başladı. Ancak biliyorsunuz buradaki özellikle menkul kıymet tesisi noktasında tahvil bono portföyünde bankaların ciddi bir artış oldu. Bu tabii faizlerde önemli bir geri çekiliş sağladı. Aynı zamanda tahvil fiyatlarını da yukarı çekti. Bu üçüncü çeyrek açısından bankalarda şöyle bir beklenti oluşturdu. Mevcut menkul kıymet portföyleri ciddi kar elde edebilir bankaların. Zaten performansa da baktığınız zaman bu portföy yüksek olan bankaların biraz daha ön planda kaldığını görüyoruz. Dolayısıyla tamamen üçüncü çeyrek finansallarının
fiyatlanması, çok ciddi ucuz noktada olan bankaların özellikle yabancı yatırımcının da teveccühüyle ciddi şekilde performansına şahit olduk. Yaklaşık 10 milyar TL bir giriş var. Yani 600 milyon doların üzerinde bir yabancı girişi var Ağustos ayında Borsa İstanbul'a. Bu bence Eylül'ün ilk yarısında devam edecektir ama ikinci yarıyla beraber yurt dışına benzer aslında ilgili söylediklerime paralel olarak içeride de yavaş yavaş ivme kaybı beklerim. Genel itibariyle potansiyel yüksekti. Son bir ayda bu potansiyelin biraz daha daraldığını düşünüyoruz değerleme anlamında. Yılın tamamı için, yani yılın devamına baktığınızda bankacılık dışı sektörlerde perakende, havacılık, elektrik sektörlerinin güçlü kalmasını bekleriz. Ama bankacılık sektörü 3. çeyrek finansalları sebebiyle kısa vadede iyi fiyatlansa da uzun vade için bana göre bu fiyatlarda biraz risk barındırıyor, bunu söyleyebilirim. Vakıf Yatırım Menkul Değerler Yatırım Danışmanlığı Direktörü Altan Aydın bizimle birlikteydi. Teşekkürler diyoruz kendisine. Teşekkürler. Kolay gelsin. 14.30'da Finans Kafe var. 17'de Türkiye saatiyle Jackson Hole toplantısında Powell'ı bekliyoruz. Görüşmek üzere.